Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bahçeşehir'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise insan kaynaklarına yönelik hizmet veren Nokta İnsan Kaynakları'na konuk oluyoruz ve kurucumuz Menekşe Moralıoğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Menekşe Moralıoğlu kimdir? Ben 44 yaşındayım. Bir çocuk annesi, bir bayanım. Öncelikle eğitimimi Ankara'da tamamladım. Çocuk gelişimi ve ekonomisi yönetimini bitirdikten sonra pedagog olarak çalıştım. Ardından da oğlumun doğumuyla birlikte ortaya ciddi bir bakıcı problemi ortaya çıkınca da eğitimimi bu yönde değerlendirmeye karar verdim. Tabii burada hizmetlerimiz de ön planda. Çünkü kaliteli hizmeti ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Ama tabii ki doğal olarak burada insan kaynakları olarak insanların hayatına müdahil oluyoruz. Ve bu anlamda da bu işin birçok riski var. Nokta insan kaynakları bu riski en aza nasıl indirdi ve aynı zamanda bu güven olgusunu nasıl sağladı? Şöyle, zaten burası yasal bir işletme. Bunu sağlamanın tek yolu da Türkiye'de biz Çalışma Bakanlığı'na bağlı olarak, İşkur'a bağlı olarak çalışmaktayız. Yani özel istihdam bürosu statüsünde yer aldığımız için bütün hizmetlerimiz İşkur tarafından denetlenir. Aynı zamanda destekleniriz de. Yani o anlamda müşterilerimiz bize, daha doğrusu ailelerimiz diyoruz onlara, artık bir süre sonra müşteri olmaktan çıkıyor onlar bizim için. Ailelerimiz bize geldiğinde öncelikle İşkur'un desteğinin ve de güvencesinin arkamızda olduğunu bilerek geliyorlar. Çünkü bu işi yasal yapmadığınız zaman bir sürü handikapları var ve bu İşkur'dan biz bu belgeyi alabilmek için de, bu yetkinliği alabilmek için de iş ve meslek danışmanlığı eğitimi aldım. Yani kendi çocuk gelişimi eğitimimin üstüne bir de burada değerlendirebilmek için devletin yasal olarak zorunlu tuttuğu iş ve meslek danışmanlığı eğitimini de aldım. Bunu yaptıktan sonra da tabii ki devletin bizden talep ettiği bazı şeyler var. İşte sağlık raporları, güvenlikle alakalı işte adliyeden sicil raporları, bunların alınması gerekiyor. Yani bunları almadan hiçbir şekilde biz bir ailenin evine gündelik temizlikçi eleman bile göndermiyoruz. Sevgili izleyiciler de danışmanlık hizmeti alabiliyorlar aynı zamanda sizden de. Nokta insan kaynakları diye girdikleri zaman da evet, Google'dan, evet, internetten de yani görebiliyorlar. Oradan başvurularda bulunabiliyorlar. Elemanlar da oradan bize ulaşıyor. Ama bizim genelde ailelerimizin de elemanlarımızın da şöyle bir özelliği var. Bize referansla gelirler. Yani ben Bahçeşehir bölgesinde hemen hemen hiç reklam yapma ihtiyacı hissetmedim. Şöyle ki bir müşteri zaten memnunsa size başka müşterileri mutlaka yönlendiriyor. Elemanlar için de aynı şey geçerli. Bir eleman gelip sizden mağdur olmadan bir işe girerse, sigortası yapılırsa, işte güzel ailelerle, insan gibi davranılan ailelerle çalışırsa, o tabii ki bütün arkadaşlarına diyor ki ya o ajansı boş verin, siz Nokta insan kaynaklarına gidin diyor. Bu diyorum ya, 9000 tane portföyde elemanım var benim. Yani ve bu anlamda tabii ki sektörde de var olmanızı ve devamlılığınızı sağlıyor. Elbette. Çünkü güvenilir ve aynı zamanda kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan izleyen sevgili TV8 INT izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Mutlu olun, huzurlu olun. İhtiyacınız olursa bizi bulun diyelim. Biz buradayız, bekliyoruz diyoruz. Biz buradayız, bekliyoruz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz?